Siz travmatik geçmişi olan çocuklardan bahsedildiğini söylüyorsunuz ve az önce aktardınız İşte kurumdan kaçışların olduğundan işte dışarıdaki temaslardan da bahsettiniz. Şimdi siz e, çocukların kurum dışında takip ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bakanlığınızın bu konudaki sorumluluğu nedir? Onu biraz açalım mı? Bakın şöyle e, gayet tabii ki ben size e, şöyle kısacık önce e, çocuklarla ilgili hizmet modellerimizden tabii. bir bahsedeyim. Birisi e, çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme biri. Birimimiz var buraya bir çocuk devlet bakımına devlet korumasına alındığında yani ilk bize geldiğinde bu çocukla ilgili nasıl bir e, hizmet modeli belirlememiz gerektiğini ne yapmamız gerektiğini belirlediğimiz ilk birim burasıdır çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme sonra çocuk evleri koordinasyon merkezlerimiz vardır çocuk geldi biz değerlendirdik bu çocuğu hangi hizmet birimimize alacağız çocuk destek merkezine mi ki daha çok travmatik hikayesi olan çocuklarımız çocuk Oyalı. destek merkezlerindedir. Çocuk evlerimize mi, işte çocuk evleri sitelerimize mi, normal barınma hizmetinin sağlandığı yerlerde nereye alacağımıza karar veririz. Sonra çocuğumuzu göndeririz. Daha sonra bu e, gerek çocuk destek merkezlerimizin, gerek çocuk evlerimizin, çocuk evleri sitelerimizin e, e, kendi aralarındaki koordinasyonunu sağlamak için çocuk evleri koordinasyon merkezimiz var. Buralarda da düzenli olarak bu e, e, çocuk evleri arasındaki ilişkileri e, takip ederiz. Çocuk evleri sitelerimiz daha geniş biliyorsunuz çocuk evlerinin bir arada olduğu. Yeni başladığımız bir süredir özellikle üzerinde çalıştığımız ki aslında bu konuştuğumuz konu da bu başlık içerisine gel geliyor. İhtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerimiz var. İhtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerimiz ki ekranda şu anda vatandaşlarımız görüyor. 35 ilde evet kalıyor, 65 mi? ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitemiz var. Burası bu ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerimiz ağırlıklı olarak madde bağımlısı, suça sürüklenmiş çocukların suçtan uzak tutulması, bağımlılıktan uzak tutulması için yapılan çalışmaların yoğunlaştığı yerler. Bunun dışında çocuk hizmetlerini saymaya kalkarsam programımız yetmez. Bunun dışında risk bölgelerinde çocuklar güvende kapsamında takip ettiğimiz yani normal ailesinin yanındaki çocukları takip edip aileyle ve okulla iletişim kurup bakın bu çocuk şu riske maruz kalabilir. Aman işte dikkat edelim aileye danışmanlık hizmeti verip çocukla ilgili ne yapmaları gerektiğini anlattığımız bizim takibi aldığımız okulla işleştirdiğimiz arkadaşlar var. Okullarıyla, öğretmenleriyle, rehber öğretmenlerle düzenli olarak takip ettiğimiz. Bakın bu sene hizmete aldığımız ana sınıfı desteği sadece çocukların eğitimdeki süresini uzatmak içindir. yani e, Dar gelirli 3294 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım yararlanıcısı ailelerin, çocukların anaokulu e, aidatlarını biz ödüyoruz. Niye? Ne kadar erken erişimi, e, eğitime erişirse çocuk eğitimde o kadar uzun kalıyor. Ne kadar uzun kalırsa istihdam imkanı o kadar çoğalıyor. Ne kadar özellikle kız çocukları için ne kadar istihdam imkanı çoğalırsa şiddet örgüsünün dışında kalıyor. Bunlar 3 bu, yaşından 4 yaşından itibaren bizim hem kurumda kalan çocuklarımız hem dışarıda ailelerinin yanındaki çocuklar için kurguladığımız hizmetler. 2006'dan bu yana hiçbir şey değişmedi demek büyük bir bühtandır, haksızlıktır. Yani e, değişen şeylere bir bakalım. Ee, ne olduğuna, nereden nereye getirdiğimize bir bakalım. Artı söylediğim gibi bakın e, e, maalesef maalesef kendi ailesinin yanında bile uyuşturucu e, bağımlılığına e, saplanan çocuklarımız var, insanlar var. Biz bunlarla, bakın dijital bağımlılık diye bir mesele var. Dijital platformlar üzerinden tehditler var. Biz bunlarla ilgili bütün bu ülkenin tüm çocukları sadece kurum bakımındakilerin lerden bahsetmiyorum. 24-25 milyona yakın 18 yaş altı çocuğumuz var. Bunların tamamıyla ilgili bakanlık olarak çalışma yapıyoruz. Tehditleri ortaya koymaya, çocuk dostu olan yayınları platformları ailelere tanıtmaya, çocukların bu bağımlılık alışkanlıklarından uzak kalmalarına, milli eğitimle birlikte çalışmalar, rehber öğretmenlerle, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla meseleye insan odaklı olarak bakıyoruz ve bütüncül olarak bakıyoruz. Bir çocuğun doğduğu andan itibaren yetişkin olarak hayatını kendisinin kurduğu ve idam ettirdiği zamana kadar her türlü ihtiyacı, her türlü desteği ona sağlamaya çalışıyoruz. Her çocuk bizim için bir hazine. Üstelik yaşlanmanın hızlandığı bir dönemde çocuklarımıza ayrı bir değer veriyoruz. Biz bu bu sene ilk kez ilk kez Türkiye'de e, Türkiye Çocuk Araştırmasını yaptık ve inşallah önümüzdeki günlerde e, çocuk şurası yapacağız ve yine ilk kez ilk kez çocuk şurası çocuk politikalarımızı masaya yatırıp ne yaptık ne nasıl yaptık. Üstelik geçtiğimiz yıl ve bu yıl itibariyle sivil toplumla akademiyle ana çalışma konularımızın tamamı ki bunlar arasında çocuk önemli bir başlık. Çocuk alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla çocuk alanında çalışan akademik isimlerle toplantılar yapıp çalıştaylar yapıp bu konuda ne yapıyoruz, daha neler yapmalıyız ve nasıl bir gelişim sağlamalıyız? Dünyada neler oluyor? Biz neler yapıyoruz? Bunları böyle tek 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 baş Başlık başlık çalışıyoruz. Dolayısıyla kimse kimse bizim çocuklarımızın e, travmaları üzerinden, bizim çocuklarımızın maalesef e, hayatın içerisinde karşı karşıya kaldıkları e, e, bir takım problemler üzerinden kendisine siyasi ikbal devşirmeye kalkmasın.